NBA'de Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede 3 maç oynandı. Günün ilk maçında Golden State Warriors, Chicago Bulls'a konuk oldu. Eski takımına transfer olan Matt Barnes da bu maçla birlikte 9 yıl sonra Warriors formasıyla yeniden sahadaydı. Kevin Durant'in sakatlığıyla sarsılan Bay Area ekibine bir darbe de Bulls'tan geldi. United Center'da 33'lük deneyip yalnızca 6 isabet kaydedebilen Dubs, bu yenilgiyle birlikte tam 146 gün sonra ard arda ikinci kez maç kaybetti ve 7 Nisan 2015'ten beri devam eden rekor yürüyüş Chicago'da son buldu. 11'de 2 üçlük isabetiyle hayal kırıklığı yaratan Stephen Curry'nin 23 sayı attığı maçta Bulls adına Jimmy Butler'ın 22 sayı ve 6 asistlik performansı vardı. Rakibine son 3 dakikada yalnızca 2 sayı şansı tanıyan Boğalar son 6 maçta 5. kez kazandı. Nefesleri kesen bir diğer eşleşmede Charlotte Hornets, Phoenix Suns'ın konuğuydu. Başa baş geçen mücadelede rakibini son çeyreğe kadar zorlayan Hornets, son 12 dakikada 12 sayı kaydedince kazanan Suns oldu. Marcus Chris 17 sayısıyla Arizona ekibine liderlik ederken, Allen Williams da 16 sayı ve 12 reboundluk dublesiyle dikkat çekti. 61. maçında 35. kez yenilen Hornets'ta ise Kemba Walker'ın 26 sayı ve 8 asisti galibiyet için yeterli olmadı. Damian Lillard mı, Russell Westbrook mu? Gecenin 3. maçında da düğüm son çeyrekteki seriyle çözüldü. Damian Lillard'ın 33 sayıyla taşıdığı Blazers, Russell Westbrook'un 45 sayıyla sürüklediği Thunder'ı son periyottaki 16-0'lık seriyle dize getirirken, takasla takıma katılan Yusuf Nurk için 18 sayı, 12 rebound ve 5 blokluk eforu gözlerden kaçmadı. Taj Gibson'ın bu inanılmaz baskette attığı maçta, Portland 6 oyuncusundan çift taneli skor katkısı alırken, Westbrook dışında 2 oyuncusundan çift taneli katkı alabilen Thunder'da Enes Kanter 18, Taj Gibson 15 sayı kaydetti. Hoşçakalın. We'll be right back.